7.56'da otobüs gelecekmiş. Tabii orada yazdığına göre bu havada. Bakalım gelecek mi? Günaydınlar. Daha doğrusu benim için günaydın. Şu anda sabahın 8'i yaklaşık, 8'e 10 falan var. Evden çıktım arkadaşlar. Otobüs durağına doğru gidiyorum çünkü arabayı çıkartmak istemedim bugün. Araba kara gömülmüş durumda zaten. Karın durumunu görüyorsunuz. Yani bilmiyorum, hava durumu şeylerine bakıyor musunuz da bayende bayağı bir kar var. Bayağı bir. O yüzden ben de bugün işe arabasız gideyim dedim. Ağaçlara bakar mısınız? Hala da yağıyor. Gece boyu yağdı. Durum bu şekilde. Fırsat buldukça videoya eklemeler yapacağım. Şöyle bizim sokaklardan birinin manzarası bu. Bir çam ağacı ve karlar. Gelin gibi süslendi ağaçların hepsi. Yani arabayla da gidilir. Tabii ki araba gidiyor. Yollar açık yani. Zaten düz burası. Öyle İstanbul, Ankara gibi sağda solda sürekli tepeler yok. Bir sıkıntı olmuyor yani. Ama arabayı temizle, et bilmem ne çalıştır. Gerek de yok yani çok da. Temiz temiz gidelim zaten. Oğlum bisiklete biniyor ya. Sana helal olsun kardeş. Kürekleme günü. Şlafın. Pardon, yanlış söyledim. Şakel dedik ah. Şakel. Kürek, şakel kürek demek. Kürek demek de şakel galiba, öyle bir şey. Arabaları da fırçayla falan temiz. Bakalım otobüs gelecek mi? Ya da yürüsem mi bilemedim ya. Sanırım yürüsem daha iyi. Ya da otobüs. 7.56'da otobüs gelecekmiş. Tabii orada yazdığına göre bu havada. Bakalım gelecek mi? Bakın burada trafik gayet akıcı. Hiçbir sıkıntı yok. Arabalar birbirine saygılı. Ah, otobüs de geliyor. Gördüm otobüsü. İleride bir yerden geliyor. Korna sesi de yok. Şu anda sessizlik hakim.
böyle arabaların önüne kepçe ya da ne bileyim grinder gibi bir şey takıp kar temizliği yapıyorlar burada, Hausmeister'lar. Hausmeister'ın Türkçe karşılığı belki kapıcı denebilir ama kapıcıya göre daha farklı yani, öyle çöp toplama falan yok genelde. Evle ya da binayla ilgili önemli işlere bakıyorlar. Böyle kapıcı gibi önemsiz diye falan düşünmeyin sakın. Ya sakın da kapıcılar da alınmasın. Önemsiz demiyorum onlara. Onlar da önemli. Hepsi bizim kardeşimiz. Yani demek istediğim biraz benzer bir meslek. Biraz farklı yani. Daha şeyle arabayla falan geliyorlar. Büroları var. Kağıt kürek işleri yapıyorlar. Aa, otobüs geldi. Bineyim şuna. Şu anda burada tren istasyonundayım. Kar yağmaya devam ediyor. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Gözüküyor galiba, evet. Bayağı gözüküyor. Tabii gecikmiş tren. Normal. Raylar filan hep tren. Şey, kar. Bir şeyler diyor şimdi yine. Ne dediğini anlamaya çalışıyorum. Ama anlamıyorum şu. Bayağı bir kar var arkadaşlar ya. Ve yağıyor yani. Geliyor galiba tren. Evet evet. Sanırım geliyor. Hadi bakalım. Toplu taşıma imkanları iyi neyse ki. Oturarak filan ya da ne bileyim çok sıkışmadan ayakta da olsa işe gidiliyor. Buraları temizlemişler. Parça parça videoya eklemeler yapacağım. Görüşmek üzere. Evet, şimdi tekrar indik trenden. İndik diyorum. Bir arkadaş da vardı, o gitti şimdi başka bir yere. Şu anda Münih merkezdeyim gençler. Gördüğünüz gibi, ya bu mikrofon ses yapacak gibi, biraz şöyle elime alayım. Gördüğünüz gibi şu anda acayip bir kar var burada. Beyaz çile döndü mü diyeyim, ne diyeyim? Beyaz güzellik mi döndü diyelim? Hiç gitmedi ki dönsün. Şöyle bir bakın ya. Acayip. Neyse, biraz Almanca'dan bahsedeyim. Yolda yürürken de boş geçmesin yol. Her taraf bembeyaz ama soğuk gibi, soğuk da değil. Şimdi Almanca'dan bahsedeyim derken, Almanca niye zor şeklinde bir düşüncelere kapıldım. Aslına bakarsanız Almanca, yani doğduğunuzdan itibaren öğrenirseniz tabii ki hiç zor değil. Ya da en azından küçük yaşta buraya gelirseniz 10 yaşında, hadi maksimum 15 yaşında, küçük yaş derken onu kastediyorum. Yani en azından bir lise, ortaokul okursanız burada aslında Almanca o kadar zor gelmeyecektir. Fakat bizim gibi sonradan ergenliği geçmiş, liseyi bitirmiş biri için, sonradan öğrenen biri için yani Almanca niye zor? Ya da İngilizce ile karşılaştırıldığında neden zor? Bunun birkaç tane temel sebebi var arkadaşlar. Birincisi der die das zaten. Herkesin bildiği üzere. Artikeller, articles ya da bütün kelimelerin artikeli var. Yani bütün kelimeler derken fiillerin yok, sıfatların yok tabii ki. Kelimelerin artikeli var. Yani elle tutulur, gözle görülür ya da duyguların filan, ne bileyim, soyut, somut şeylerin artikeli var. Ve bu artikeller bütün gramer kurallarını
yön veriyor. Kelimeleri ezberlerken artikelleri mutlaka ve mutlaka ezberlemeniz gerekiyor. Artikellerini de yani. Yoksa tabii ki artikelleri ezberlemekte birkaç pratik kural var. Ben onlara girmeyeceğim. Kemal Asansoy onunla ilgili bir video çekmişti. İzleyin derim. Tabii ki neyse, artikel meselesi bu kadar, kısa ve öz kesi geçeyim. Ondan sonra başka şeyler de var çünkü. Mesela çoğul yapma. Bir kelimeyi çoğul yapmanın 8 tane metodu var. Yani her kelimenin çoğul olmasının kendine özgü metodu var. Yani bir kelimenin çoğulu o kelimeyle tamamen, ya tamamen demeyeyim de bayağı farklı olabilir. Mesela ortadaki harf ya da yanındaki birkaç harf böyle değişiyor. Çoğulu bu diyorlar. Yani enteresan arkadaşlar. Yani bir kelimeyi ezberlerken kısaca çoğulunu da ezberlemeniz gerekiyor. Yani derdi nasıl ezberleyeceksiniz, bir de çoğulunu bilmeniz gerekiyor. Mesela bazı kelimeler arkadaşlar sonuna er, yani er gelerek çoğul oluyor. Bazıları en gelerek çoğul oluyor. Bazıları es gelerek çoğul oluyor. Bazılarının az önce dediğim gibi ortadan bir harfi değişerek çoğul oluyor. Değişik değişik şeyler arkadaşlar. Çoğul yapmak da zor yani. Bir kelimenin çoğulunu bilmek de zor. Böyle bir yer burası. Donetsberger Brücke. Mercedes binasının daha önceden çekmiştim birkaç kere. Çoğul yapma meselesi de bu şekilde. Başka ne var? Verb'ler yani fiiller bir değişik. Fiillerin geçmiş zaman halleri normal halinden bayağı bir farklı olabiliyor. Mesela treffen. Mesela ich treffe dersiniz, buluşurum gibi bir şey. Buluştum demek için ich habe getroffen demek gerekiyor. İki tane geçmiş zaman var zaten. Bir perfect zaman, bir preteritum filan. İkisinin de fiil halleri farklı. Yani acayip farklı. Yani fiilin geçmiş zaman hali normal halinden biraz farklı. Bazen önüne G geliyor. Bazen yani tam böyle her fiilin geçmiş zaman halini bilmek gerekiyor. Ezberlemek gerekiyor. Yani fiilleri ezberlerken, bilebilirken ya da kullanırken mutlaka abi, aman mutlaka geçmiş zaman hallerini de ezberleyin derim. Gelecek zaman işi kolay, onda bir sıkıntı yok. Ha bu arada zaman meselesine geleyim. Tense'ler yani, past tense, present tense, perfect tense filan. Almanca'da zaman meselesi biraz kolay. Aslına bakarsanız iki tane zamanı iyi bilirseniz Almanca'da. Nedir o iki zaman? Birisi habeli olan geçmiş zaman, birisi de şimdiki zaman. O iki zamanı iyi bilirseniz bayağı güzel konuşursunuz. Ama kitap okumaya, gazete okumaya gelince işler değişir. Diğer zamanları da bilmeniz gerekir. Diğer zamanların fiillerin diğer zamanlardaki hallerini de bilmeniz gerekir. Nasıl kullanıldığını bilmeniz gerekir. Nedir bu iki zaman demiştim? Şimdiki zamanı geniş zaman olarak kullanabiliyorsunuz. Artı gelecek zaman olarak da kullanabiliyorsunuz. Onda bir sıkıntı yok. Bir mikrofonu temizleyeceğim, kusura bakmayın, çok kar yağdı. Heh.
Geçmiş zamanı zaten geçmiş zaman olarak kullanılıyor. Konuşma dilinde Habeli'yi kullanıyorlar zaten çoğunlukla. Bir sıkıntı yok. Manzaraya bak ya. Bolu Dağı'nda mıyım arkadaş? Devam edelim. 8 dakikadır yürüyorum. Başka ne zorluklar var? Almanca'da diyalek olayı var arkadaşlar. Bölgeden bölgeye. Ya aslında bu Türkçe'de de var, Amerika'da İngilizce'de de var. Bölgeden bölgeye diyalekler var. Konuşmaları anlayamayabiliyorsunuz. Anlamanız için karşınızdaki insanın Hochdeutsch yani Deutsch Almancasına, klasik İstanbul Türkçesi gibi klasik Almancaya geçmesi lazım. Böyle yerel Almancayla falan konuşursa işiniz zor. Anlayamazsınız. Öyle bir sıkıntı var. Ha, diğer bir sıkıntı aklıma geldi. Kelimeleri çok birleştiriyorlar. Ve çok uzun oluyor kelimeler. Böyle birleştikçe birleşiyor. 3 kelime, 5 kelime böyle yan yana yan yana yan yana birleştiriyorlar. Oluyor mu sana bir kelime? Yani bizde mesela araba aynası derken arabayla aynayı birleştirmezsin Türkçe'de. Araba aynası dersin. İkisi ayrı bir, ayrı ayrı yazarsın. Arkadaşlar Almanca'da durum böyle değil. İkisini birleştiriyorlar. Auto Spiegel gel diyorsun mesela, birleşik olarak yazılıyor. Ve sondaki kelimenin artikeli önüne konuyor. Almanca bu yüzden zor arkadaşlar. Yani zaten datif, akusatif gibi şeylere daha girmedim. Bakın onları da anlatayım biraz. Datif diye bir hal var. Yani cümledeki kelimenin datif hali. Öyle bir şey var. Yani bulunma hali gibi düşünebilirsiniz. Ya da den hali oluyor. Bazen de den hali. Yani oradan geldiğim zaman Arap ya da ne bileyim bilmem ne ile bilmem ne ile yaptım. Mitli cümleler yani. İleli cümleler de datif hali oluyor. Neyse, bu datif hallerini oluşturmak için değişik gramer kuralları var. Buna da girmeyeceğim ama zor. Bir de tabii ki akusatif hali var. Ya bu datifde mesela en çok gıcık eden beni D'nin der olması. Mesela okuldayım demek için ne dersiniz? Ich bin in der Schule. Okuldayım dedim. Ama aslında okulun artikeli ne? Okulun artikeli arkadaşlar die. Ama datif durumunda okulun artikeli der'e dönüşüyor. Peki der artikeller neye dönüşüyor? Dem'e dönüşüyor. Dem. Mesela ich bin im Büro. Ne oldu? In dem Büro im Büro'ya dönüştü. Kısaltıyorlar bir de onu. Im Büro. Im yani emle bitiyor. Böyle böyle şeyler arkadaşlar. Datif ve akusatif de karışık biraz. Onu da bilmek gerekiyor. Bu da yani güzel gramer kuralları, Almanca'nın gramer kurallarına bir örnek olarak karşınızda. Biraz da kendimi çekeyim isterseniz. Şimdi böyle kürklü, kürk mantolu Madonna gibi şey yaptım ama umarım çok dalga geçmezsiniz. İnşallah. Durum bu. Burada Münih'te durum bu şekilde. Ne anlatıyorduk? Akusatif ve datif. O kısmı da geçtik.
Almanca neden zor? Neden zor? Ya arkadaşım sen Türkiye'de Türkçeyi nasıl öğrendin? Annenden, babandan, duya duya, televizyondan. Tabii ki Türkçe bize zor gelmiyor. Burada Almanya'da büyüyenler de Almanca zor gelmiyor. Ne zor gelmesi? Almanca sehr einfach yani onlar için. Ana dil başka bir şey. Ana dil başka bir şey. Ana dili gibi öğrenmek bizim yaştaki biri için unmöglich diyeyim Almanca size de. Unmöglich yani. Ama iyi öğrenilebilir. Niye? Güzel bir ders çalışmayla, güzel bir stratejiyle Almanca Sie können ha hello öğrenilebilir. Bizim müdürlerden biri geçti az önce de arkamda. Ona hello dedim gençler. Neyse gitsin o. Başka zorluk ne var? Ya kelime çok fazla. Az önce kelimeler birleştiriliyor falan dedim ama kelime sayısı da ciddi anlamda fazla. Gençler bir yerlere gidiyor. Okul gezisi mevkisi bir şeyler var herhalde. Kar yürüyüşü ya da çık. Acayip kar var ya. Oy yavrum benim. Ne pati yaptı. Kaçırıyorsunuz. Biraz kamerayı tekrar çevirsem mi acaba? Başka da bir şey gelmiyor şimdi aklıma da. Siz aklınıza gelen zorlukları bir yorumlara yazar mısınız ya gençler? Siz gençler yazın aklınıza gelen zorlukları. Benim daha aklıma fazla bir şey gelmiyor. Ben bir tane selfie çekeyim. Selfie çekeyim buraya. Bunu da koyayım. Evet, sanırım oldu. Görüldüğü üzere Bayern'i kar esir aldı. Ama çalışma, okul hayatı devam ediyor. Şu anda bu karda okullar tatil değil burada. Çocuklar okula falan gidiyor. Ama duyduğum kadarıyla Güney Bayern'de yani Alplere yakın yerlerde, yüksek yerlerde hakikaten kar çok yükselmiş. Okullar tatilmiş. Duyduğum kadarıyla. Haberlerden anladığımız kadarıyla. Haberleri anlamak bu arada gerçekten zor. Haberleri anlamak için bir B2 seviyesine gelmek lazım ya da en azından bir 2-3 sene burada kalmak lazım. Ders çalışmak lazım. Kelime haznenizi geliştirmeniz lazım. Az önce demiştim. Diğer tensleri, zamanları bilmek lazım. Lazım. Haberleri anlamak kolay değil. Yani mesela siz diyeceksiniz ki Almanca öğrendim. A1, A2, B1'i geçtim filan. Bir açacaksınız haber kanalını. Of, hiçbir şey anlamıyorum diyeceksiniz. Bu ne ya, ben hiçbir şey öğrenmemişim. Ama dışarı çıktığınızda ufak tefek sohbetleri yapabiliyor olacaksınız. Demek istediğim o yani. Haberler bir değişik. Türkiye'de de öyle yani. Haberleri sunan kişi tamam düzgün basit Almanca, basit Türkçe ile sunuyorsa anlaşılır ama. Ama yani tam böyle akışkan bir şekilde konuşuyorsa o iş kolay değil. Neyse ben videoyu kesiyorum, çok uzattım. Umarım çok vaktinizi almadım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok dikkat edin. Karlı bir Münih gününden herkese selamlar. Herkese sevgiler, saygılar.
videoyu beğenmeyi unutmayın. Hatta yorum da yapın. Az önce sorduğum soruya da bir cevap verin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.